Evet değerli dostlar, yeni bir sektör analizle Köy TV'de tekrar karşınızdayız. Bildiğiniz üzere sektör analiz tarım sektöründe, tarım ve hayvancılık sektöründe sektöre yön veren her hafta değişik konuları, değişik konuklarla ekrana getirdiğimiz program. Bu hafta da yine önemli bir konuyu konuşacağız. Daha önce de yine bu programda yer verdiğimiz bir konu. Tarım ve hayvancılık sektöründe çadır kullanımı. Gerçekten son zamanlarda özellikle Türkiye'de revaçta doğru çadır kullanımı. Çadır kurulumu, doğru çadırın kullanıldığı yerler, hangi alanlarda çadırlar kullanılır? Bu konudaki bütün detayları konuklarımla konuşacağım. Bu akşamki ben konuklarımı öncelikle sizlere tanıtmak istiyorum. Varol Çadır'dan Sayın Mehmet Varol Bey var. Mehmet abi yayına hoş geldin. Hayırlı akşamlar Cemil Bey. Şeref Hayırlı ediniz. işler. Sağ olun. Teşekkür ediyorum. Evet yine Sayın Ramazan Varol Bey ile beraberiz. Varol Çadır'dan siz de hoş geldiniz, şeref ediniz. Hoş bulduk Cemil Bey. O şeref bize ait. Sağ Teşekkür olun. Öncelikle biz delikanlılardan başlayalım. Tabii. Teşekkür ediyorum. Tabii Varol Çadır bir aile şirketi. Yani Evet. yıllarca sektörde bu işe başlamış, aileden gelmiş bir şirket. İsterseniz bir Varol Çadır'ın geçmişten bugüne kadar nasıl geldi, sizden bir dinlemek Tabii isteriz. mutlaka Cemil Bey. Ben sene 1987 yılında çıraklık olarak başladım ve 16 yıl çıraklık yaptım. 16 yıllık çıraklık yapınca bir aile iş yeri kurduk. İlk önce şirket olarak değil de biz 6 kardeştik. 6 kardeş olunca da hepimiz bir arada çalıştık. Ondan sonra dedik ki ya biz bunu şey yapamıyoruz. Biraz daha büyümek lazım çadır sektöründe. Niye? Şirkete çevirdik biz. 2003 yılında şirkete çevirdik. Varol Çadır Limited şirketini kurduk. Ve bir aile şirket olduğumuz için de biz bunu demir atölyesi olsun, çadır branda üretimi olsun, bunları komple yenilemeye mücadele ediyoruz. Ve kurucularındanız. Biz aile şirket olduğumuz için Ramazan Bey bizim satış müdürümüz ve pazarlama müdürümüz, bütün yetkileri biz ona veriyoruz. Gençliğin Yani önünü açıyoruz. tabii mutlaka. Evet. Şimdi nedir? Biz yaşlı değiliz ama gençler bu işleri yürütmesi lazım. Yürütmesi için de biraz fırsat verip müşterilerle diyalog içinde olması lazım. Yani. Tabii burada en büyük artı sizin işin mutfağından gelmeniz. Bu önemli. Mutlaka. Neden? Biz diyoruz ki 30 yıllık tecrübe. 30 yıllık, bu sene 31. yılımız olduk. Yani hamuru nasıl un halinde suyun içine katarsınız, aynı o şekil olduk biz de. Evet. Peki Ramazan Bey size tekrar hoş geldiniz. Hoş Tabii biz bulduk. aile şirketi boyutunu biraz bugüne geldiğini Mehmet Bey ile konuştuk. İsterseniz sizden de Varol Çadır'ın bir misyonunu, kurumsal takdimini almak isteriz. Varol Çadır kimdir, ne iş yapar? Tabii işin içinden gelen anlattı ama bir de Tabii. sizin gözünüzle bakmak isteriz. Cemil Bey, ikinci nesil olarak biz, ikinci kuşak olarak şunu söyleyelim. Amcalarımızın, babalarımızın başımızda olmasından her zaman gurur duyarız. Şöyle söyleyelim ki onların tecrübe hiçbir zaman eskimez. Hani tecrübe yılanmış şarap gibidir diye bir tabir var, bilirsiniz. O anlamda amcalarımız ve babalarımızın başında olmasından biz gurur duyuyoruz. Çünkü biz her ne kadar Ar-Ge çalışmamızı, plan projemizi belli bir vizyona sahip olsak da onların tecrübeleri bazen bizim böyle içinden çıkamadığımız bir durumda doğrudan bir nokta atışı olabiliyor. Evet. Vizyon ve mizyon olayımıza gelecek olursak Cemil Bey, şöyle söyleyeyim. Tarım ve hayvancılık sektöründe artık çiftçi çadırcılığı kabullenmeye başladı. Burada çadırcılığı kabullenmedeki amacımız da zaten bizim vizyonumuz oydu. Öncelikle amacımız çadırcılık betonarme yapıda kullanıldığı her alanda kullanıma uygundur. Bu vizyon doğrultusunda Ar-Ge çalışmalarımızı yapıp bu doğrultuya göre de çadırlarımızda modellemeler, ona göre teknolojik çalışmalar sürdürdük. Hamdolsun bunun meyvelerini de yemeye başladık. Sektör olarak yemeye başladık Cemil Bey. Evet. Tabii programın birçoğunu sizde soru-cevap şeklinde yapacağız ama Tabii. arada Mehmet abiye de bir söz vereceğiz. Ona da şeref edin Teşekkür bize. ediyorum. Ben özellikle size şunu sormak istiyorum. Tabii sektör her geçen gün farklı boyutlara doğru gidiyor. Yeni çeşitler, yeni modeller Evet. çıkıyor. İsterseniz siz geçmişten bugüne kadar bir kıyaslayın. Yani önceden tabii bu işin mutfağından geldiğiniz için. Gelinen nokta neresi? Türkiye çadırcılığına genel manada bakarsanız. Şöyle söyleyeyim, biz bundan 15-20 yıl öncesi kamyon çadırı tamiratı yapıyorduk. Ve damper çadırlarının tamiratını, mumlu brandaları yapıyorduk. Ama ne oldu? Şantiye çadırları başladı. Şantiye çadırlarını yaptık. 3-5 yıl sonra
kamp çadırları başladı. Biz dedik ki kamp çadırları da geçti. Hayvancılık sektöründe. İlk önce hayvan çadırlarında büyükbaş hayvan çadırlarını yapmaya başladık. Tavuk çadırları yaptık. Tavuk çadırlarından sonra solucan çadırları yapmaya başladık. Yani sektörü komple yenilemek istiyor. Niye? Müşteri talebi çok. Talebi çok olduğu için de biz bunları devamlı üretimi yenilememiz lazım. Niye? Önceden tek boru sistemini yapıyorduk. Şimdi makaslı sisteme döndük Cemil Bey. Niye makaslı sisteme? Bir Erzurum'da hava şartlarına göre üretim yapmamız lazım. Bir de Ege'de hava şartlarına göre üretim yapmak lazım. Hava şartları derken rüzgar hava şartlarına göre. Onun için de Ramazan Bey bu konulara 3 yıldır tam destek verdim ben. Ramazan Bey tam çalışma yaparken komple A'dan Z'ye müşterileri yönetmeye başladık. Yani müşteriler derken yanlışlık olmasın burada. Bilgili olduğu için bizim meyve veren Ramazan'dır bunda. Niye? Biz ağaç olduk. Belli bir yaşa gelince onun için de araştırma için Ramazan'ı görevlendirdik. 4-5 yıldır Ramazan araştırma yapıyor. Evet. Yani gençlerin önünü açıklıyorsunuz. Yani. Evet. Peki Ramazan Bey biraz kullanılan alanlara girelim. Tabii özellikle tabii başta da söylediğimiz gibi artık değerli izleyicilerimiz çadır sektörü yani önceden baktığınız zaman işte çadır basit bir şey. Öyle değil. Profesyonel manada gerçekten bu işi düzgün yapan firmalar var sektörde. İyi çadırlar üretiliyor. İsterseniz şöyle başlayalım. Bir üretici, işte kullanıldığı alanları biraz sonra konuşacağız ama diyelim ki bir üretime başlayacak. Solucandır, işte mantardır, evet, neyse. İnşaat maliyetinden ziyade mi çadırı, yani niye çadırı tercih etsin? Buradaki çadır tercihi ne? Yani niye küçük baş yapacak olan adam ahır olarak çadır alsın kursun? Cemil Bey, bu hani aslında neden çadır konusuna gelecek olursak birçok kişi bize bunu da soruyor. Avantajı, evet, nedir, dezavantajı nedir? Hani sayenizde de bu sorunun cevabını burada vermiş olalım. Bunun mukayesesini yapacak olursak çok seçenekleri var. Birinci seçenek ekonomik boyutu. Düşünün, dörtte bir maliyetine bir tesis kuruyorsunuz. Kurmuş olduğunuz tesis betonarme yapıya göre aynı işlevi veriyor. Evet. Hatta şunu da izah edebilirim. Biz orta yüksekliklerini çadır yapılarımızda tam orta mahya yüksekliklerini daha yüksek yaptığımız için betonarme yapılara göre daha havadar, daha ekonomik, demonte sistem. Örnek verelim, meraber bir alanda kullanılacak. Beton atmadıkları sürece ruhsat istenmiyor. Götürüp meraber bir alana kullanırlar. Hatta bunu şöyle bilirsiniz, küçük başlıktan örnek verelim. Yazın yaylalara, meralara çıkarlar. Kışın evlerinin yanına dönerler. Betonarme yapıdaki bir tesisi meraya zaten yapamazlar. Bu alanda kişiler çadırlarını, hatta basit usul bizim tekli boru sistemi dediğimiz iskelet yapısındaki çadırlarını alıp meraya çıkarırlar. İstediklerinde de kışında bir traktörle getirip evlerinin kenarına aynı tesiste aynı işletmeyi kurabilirler. Betonarme yapılarda fiziki olarak üzerlerinde çok bir oynama işlemi yoktur. Ama çadırcılıkta fiziki olarak istedikleri gibi üzerlerinde oynayabiliyorlar. Amaç, bir ahır yapıldığı anda betonarmeden başka birçok amaçla kullanamazsınız. Hani o artık ahırsa en fazla iç dizaynını komple bozup öyle kullanabilirsiniz. Çadırcılık öyle değil. Bugün küçükbaş için kullandığınızı büyükbaşa, büyükbaş için kullandığınızı yarın tarımda başka bir alanda samanlık, depo, hangar, yani aynı tesisi çok farklı amaç için kullanabildiğiniz için bu zaten betonarme yapıya göre büyük bir avantaj sunuyor. Evet. Peki yine size devam edeceğim. Şimdi kullanıldığı alanlara girelim. Biz tabii köyteyi olarak tarım ve hayvancılık evet, üzerine yayın yapan bir kanal olduğumuz için bizim sektördeki kullanıldığı alanlar neler? Yani tarım ve hayvancılık sektöründe hangi alanlarda çadır kullanılır? Cemil Bey, şöyle söyleyeyim. Betonarme yapının ihtiyaç duyulduğu her alanda çadırcılık kullanılabilir. Ama bizim çiftçi kardeşlerimize sadece bir önerimiz var. Doğru çadırı tercih etsinler. Bir çadır alıp içinde ben bütün hayvancılık çeşidini yapacağım demesinler. Veya böyle bir düşünceye kapılmasınlar. Bazen bu yönde bize telefonlar geliyor. Ben bir çadır alayım, mantar yapayım, o olmadı büyükbaş yapayım, o da olmasa kanatlı tavuk besleyeyim. Şimdi bu nasıl ki hani insan yaşamında da her ortamda aynı verim olmayacağına göre canlı ve hayvan yaşamında da ona uygun ortam sağlamadığınız sürece bunun verimini alamazsınız. Büyükbaş için çok modern tesisler kuruyoruz. Küçükbaş için kuruyoruz.
solucan için kuruyoruz, mantar tesisleri kuruyoruz, ipek böcekçiliği var. Hani şu anda betonarme yapı veya maliyeti düşük ama çok profesyonel bir işletme ihtiyacı olan betonarmeye benzer ne varsa biz o işletmelerin hepsini kuruyoruz. Tarımda samanlık deposu, onun dışında zirai aletlerini, işte çiftçi abim traktörünü veya işte pulluğunu, römorgunu koyacağı bir alan ihtiyacı olduğu anda çadır yapılar onların hizmetine giriyor. Evet. Peki Mehmet Bey, şunu sormak istiyorum. Tabii şartlar da baktığınız zaman değişiyor. Her geçen yıl. Bu geçmişle ilgili biraz anınız var mı? Ya işte biz şu imkanlarla çadırı yapıyorduk da şimdi bu iş böyle daha basit oldu diye. Vallahi biraz almak isteriz. Tabii söyleyeyim. Çok da yaşlı değilsiniz şimdi. Size maziden anlatılacak kadar ama. Şimdi şöyle söyleyeyim. Evet. Bizim bir manimiz var. Benim ustamla beraber biz canyaklarla beraber çalıştığımızda ben 16 yıl işçilik yaptım. Ve çıraklıktan bu zamana kadar hiç unutmam. Gece bir gün saat 1:30. Kamp çadırı dikiyoruz. Benim uykum geldi, işi bırakamıyorum. Niye bırakamıyorum? Ustam çalışıyor. En sonunda ustam uyudu. Ben de oraya yatmışım. Öyle bir güzel bir anımız oldu. Yani Memduh Bey'le beraber evet. Benim çıraklık. Ona da selam olsun. Evet. Ona da saygılar, selamlar diliyorum. Niye? Biz onların meyveleriyiz. Şimdi birinci kuşak, ikinci kuşak, üçüncü kuşağa teslim ediyoruz işimizi. Niye? Biz tamam şey yapıyoruz ama mecburen de yenilik olması lazım. Yeniliklerde Ramazan Bey girmiş. Evet. Yani. Peki biraz alan konuşalım. Arkadaşlar arka plan detayımız varsa onu da rica ediyorum sizden. Şimdi tabii bizim kullanıldığı alanlarda sırayla gidelim Ramazan Bey. Tabii ki. Küçük baştan başlayalım. Küçük baş hayvancılığında evet. Çadır kurulumu, çadır kullanımı nasıl olur? Şartlar nelerdir? Cemil orada Bey, gelen sorularda ufak tefek var. Ben size de onu sorarım. Tabii ki. Evet. Nefes yoğunluğu fazla olan hayvancılık çadırlarında hava sirkülasyon oranı çok önemlidir Cemil Bey. Evet. Biz onlara ne diyoruz? Kışın mesela yazın hiçbir şey yoktur. Ama ne hikmetse kışın birden şey olabiliyor Cemil Bey. Terleme, damlama. Hani müşterimiz bunun hepsini terleme gibi zannediyor da aslında çadır içerisinde hava yoğunluğundan hani dışarıdaki havanın sıcaklığıyla içerideki havanın sıcaklığının farklı olmasına ötürü yoğunlaşmalar oluyor, terlemeler olabiliyor. O yüzden biz küçük başta belli şeyler öneriyoruz. Bir, küçük baştaki işletmecilerimizin birçoğu beton zemin istemiyor, toprak zemin istiyor. Ancak çadır işletmesine de çadırın sağlam olmasını düşünmemiz gerektiğinde çerçeve bir beton öneriyoruz. Sebebi şu, su basmanı olsun diye. Sağdan soldan gelecek su çadır içerisine çıkmasın. Doğru hava sirkülasyonu istesinler. Bir de onlardan ricamız şu, hayvan sayılarına göre doğru ölçeklendirme yapsınlar. Hani bizi aradıklarında biz doğru ölçeklendirme yapıyoruz ama bazen sürprizlerle karşılaştığımız oluyor. 100 metrekare çadır isteyip 150 veya 200 tane koyun koymaya çalışan, 100 metrekarelik alanda 200 tane koyun barındırmaya çalışan çiftçilerimiz var. O anlamda hani ölçeklendirme doğru olsun, hava sirkülasyonu doğru yapsınlar. Çerçeveden de olsa betonarme yapı ve montaj sonrasında rüzgara karşı çadırların doğru montelemelerini de yapsınlar. Küçük başta. Tabii şimdi küçük baştaki en büyük problemlerden bir tanesi bizim daha önce dediğimiz gibi havalandırma burada çok önemli. Evet. Onun haricinde işte birçok Türkiye'de biz çifte gittiğimiz zaman ağır bir koku geliyor. Evet. Dolayısıyla asit olayı da var. Evet. Şimdi burada kullanılan malzemeye yavaş yavaş geleceğiz. Peki bu asidi nasıl önlüyorsunuz siz küçük başta? Tabii bu solucanda da var, şeyde de var. Diğer sektörde de var ama tabii. Özellikle küçük başın ana sıkıntılarından bir tanesi. Cemil Bey size bunu şöyle izah edebilirim. Şimdi biz de bir büyükbaş çiftliği olan hani bir aileyiz. Büyükbaş hayvancılık yapan birisiyiz. Hani halkın diliyle tabir edecek olursak biz de damdan düşenlerdeniz öyle söyleyeyim. Bazı şeyleri yaşayarak öğrendik. Şimdi hava sirkülasyonu hayvancılık çadırlarında önemli diyoruz ama hava sirkülasyonu yapalım derken de cereyan yapmamak gerek Cemil Bey. Biz çadır pencerelerini yaparken son 3 aydır içe eğik sistem dediğimiz yani düz bir cephe düşünün Cemil Bey. Düz cephe içerisinde pencereyi dışa açılır değil artık içe açılır yapıp rüzgarı çatıya yönlendiriyoruz. Evet. Çatı üzerinde de mahya usulü havalandırmalar yapıyoruz Cemil Bey. Ki bu makas arasına göre 2 metreye 50 santim bazen 3 metreye 50 santim bir açıklık düşünün. Bu açıklık üzerinde rüzgar yönünü tavana verdiğimiz anda biliyorsunuz amonyak gazı normal hava yoğunluğundan daha düşüktür. Amonyak gazı tepede biriktiği için
Bizim aldığımız ağır koku belli bir yükseklikte birikiyor ve çıkmıyor. Biz de bu sayede ne yapmış olduk? Çatıya yönlendirdiğimiz hava sirkülasyonunu tepedeki açıklıklar ile bunu atıyoruz. Sağ sol ön arka komple pencereli imalatlar yapıyoruz. Geniş kapılar yapıyoruz. Özellikle küçük başta az önceki sorunuza cevaben olsun, kapı genişlikleri çok önemlidir Cemil Bey. Gebe bir hayvan eğer yemlemeyi dışarıda veya içeride yapıyorlar, biliyorsunuz kapıları bir anda açarlar. Hayvan içerideyse dışarıya, dışarıdan eğer içerideki yeme koşuyorsa içeriye koşarken kapıda sıkışıyorsa yavru kayıplarına sebebiyet verir. Hani gebe koyunların düşük yapmalarına sebep verir. Bu da belli başlı zaten hayvan kayıplarına sebep olur. Evet. Peki Mehmet Bey, sen bir şey ilave edecek misin? Biz Ramazan'da başladık gidiyoruz ama arada... Siz çok samimileştiniz zaten, siz programı götürüyorsunuz. Şimdi bizim özümüz nedir? İşçilikten gelmeyiz evet. Biz. İşçilikten gelince de hep çalışmayı bildiğimiz için doğru iş, doğru hizmet, doğru kalite. Evet. Yani Ramazan biraz önce dedi ki ya bu havalandırma sistemi doğru söylüyor. Yani biz yıllardır, bundan 5 yıl önce müşteri geliyordu. Ya biz bunu havalandıramıyoruz, şey yapamıyoruz ama ne oldu? Teknoloji değişti. Fikir birliği içinde kaldık mesela. Dedik ki havalandırmalarını değiştirelim biz bunun. Şu anda 2-3 yıldır yapıyoruz. Gördüğünüz gibi şeyde de gözüküyor ekranda. Biz bunları önledik. Önleyince de bir sıkıntımız kalmadı Allah'a şükür. Şimdi müşteriler de 2-3 yıldır bunu kullandığı için onlar da öğrendi bunu. Amaç nedir? Doğru adresten neye kullanacaksa bu brandayı ona göre alacak. Yani hangi işine lazımsa ona göre alacak. Yani büyük hayvan çadırıysa büyük hayvan çadırının özelliklerini alacak. Evet. Bir de şöyle söyleyeyim, sektörde adam diyor ki ilk öncelikle 5000 liraya çadır var diyor. Ben 15 bin lira demişim, atıyorum. Direkt kafadan fiyat soruyor. Fiyat sormayacaksın kardeşim. Tamam, haklısın. Bir ayakkabı almayan gidiyoruz iki yere soruyoruz. Biz de aynısını soruyoruz. Evet. Ama nedir? Önce kalite. Kaliteyi soracaksın. Demirin özelliğini soracaksın. Ondan sonra fiyatına geçeceksin. Pazarlık sünnettir zaten. Evet. Yani. Peki özellikle küçük başla ilgili tabii gelen sorular da var. Ben size ondan sorayım. Bir tanesi küçük başın çadır yiyebilir mi diye, yer mi diye bazı gelen sorular var. Bir de ortalama kaç metrekareye yani küçük başta ölçü nedir? Tabii bir sürü tabii metrekare yapıyorsunuz ama yani burada ortalama olması gereken bir küçük baştaki olması gereken hesap nedir? Yani şöyle söyleyeyim, tarım kredi kooperatifleri olsun, TKDK'nın ölçeklendirmesi 1,5 metrekareye bir koyundur. Ancak çiftçilerimize biz şunu öneriyoruz. Bazen kapalı sistem yani yayımcılık değil yani yayarak hayvanı çoğaltma amaçlı değil de içeride kapalı besi yapacaksa, padok sistemini yapacaksa ona göre ölçeklendirmek gerekiyor. Koçluk, kuzuluk, otluk diye ayıracaksa ona göre ölçeklendirmek gerekiyor. Ama anaç hayvan kalacak, kuzusu ayrı olacaksa metrekareye bir hayvan yeterli olabilir. Kuzusuyla beraber kalacaksa metrekareye 1,5 hayvan ama padok sistem işin içine giriyorsa metrekareye 2 hayvan gibi düşünebilirler bunu. Ona göre ters oldu, özür dilerim. 2 metrekareye bir hayvan gibi düşünmeleri gerekir Cemil Bey. Yani 2 metrekare olduğu zaman padok sistemi olacaksa bir hayvan, ona göre hesap yapılmalı. Tabii. Peki sizin kurduğunuz küçük çadırda küçük başta kaç metrekareye kurabiliyorsunuz? Tabii bu şeye göre ölçüleri vardır. İsteğe göre yapılıyor ama ortalama burada sağlıklı olan nedir? Cemil Bey, bununla alakalı aslında hani özellikle pazarlama ve satış müdürlüğünü ben yürüttüğüm için Marul Çadır şirketinde. Şimdi bize gelen şeylerde şu var. Çok geniş ölçeklendirme istediklerinde şöyle bir sıkıntı var. Biz 30 metre genişlikte boyda sınır yok. İstedikleri uzunlukta çadır üretebiliyoruz. Ancak her çadır istedikleri ölçeklendirmeye uygun olmuyor. Sebebi şu. Çadırın genişliğini ne kadar artırırlarsa profil demir kullanılan iskeletlerin mukavemet oranını o kadar artırmak gerekiyor. Bu da maliyeti artırıyor. Hani genişlik 8 metre, 10 metre, 12 metrede belli bir fiyat bandında kalır. Ancak 15 metre, 20 metre bantlarına çıkıldığı anda fiyat artar. Çünkü genişlik arttığı için profilleri kalınlaştırıyoruz. Malzeme kalitesini artırıyorsunuz. Doğal olarak çünkü ortasında destek direkleri yok. O yüzden ölçeklendirmede 8 metre, 10 metre, 12 metre genişlik bandında olup boyunu da belli oranda yapsınlar. Sebebi şu. 7 metre eninde olup 50 metre boyunda bir çadır olamaz. Sebebi şu Cemil Bey. Maden işletmecileri şunu iyi bilir ki tünel açılır.
belli bir miktardan sonra oksijen, hava sirkülasyonu olmaz. En boy oranı korumaları gerekiyor. 10 metre 50 metreye kadar iyidir ama 10 metreye 100 metre bir çadır istemesinler. Ya da 12 metreye 70 metre iyidir ama 12 metreye 120 metre bir çadır istemesinler. Çünkü doğru ölçeklendirme yapılamazsa çadır havasız olabilir, terleme yapabilir, hayvan verimden düşebilir. Bu da sıkıntı olabilir. Az önceki sorunuz, kusura bakmayın onu es geçmiş gibi olduk. Hayvanlar, küçük başlar çadırı yer mi demiştiniz? Bu kullanılan çadırın kalitesine göredir Cemil Bey. İçeride Astar brandası olarak bildiğimiz tehliz dediğimiz çuval branda var. Eğer o çuval branda kullanılıyorsa hayvan ondan çıkan ipliklerle oynamaya başlar. Ve oynadıkça onu ağzıyla toplayıp yemeye başlar. Yani kullanılan iç Astar brandası kaliteli ve kalınsa yeme olmaz. Evet. Peki büyük başa devam edelim. Mesela 30 metrekarelik yine sorular var küçük başta. 30 metrekarelik bir alana ne kadar küçük baş hayvan konulabilir diye gelen bir sorumuz var. İşte az önceki sorduğumuz soruya göre. Evet. Anaç koyunsa, kuzusu kalmayacaksa 30 hayvan koyabilir. Ama tutup da hani hem kuzusuyla hem beraber 30 hayvan koyarsa o çadır veya o barınak içerisinde belli bir hava sirkülasyonu için zaten onların hesapları oluyor. Ona göre tutup da hem 30 tane anaç koyunu koydu hem 30 tane ki bunların ikizliğini de sayarsak Cemil Bey 45-60 arası olur. O yoğunlukta kuzusuyla beraber hayvan kalmaz. Ya 30 tane anaç koyar ya 15 tane koyun anaç koyun 15 tane de kuzusuyla kalabilir. Peki bir izleyicimiz de 30 metrekarelik çadır fiyat demiş. Büyükbaş için demiş, lütfen demiş. Normalde çok fiyat vermiyoruz ama verelim izleyicimize. Şöyle bir şey, 30 metrekarelik çadırda büyükbaş için, büyükbaş dediniz değil mi? Evet. Büyükbaş için çok uygun değil. Ölçeklendirmesi, tek sıra sistemi yapacaksa en boy oranı yapmak lazım. Bir de kaç hayvanlık istiyor mesela o da mevcut değil. Şimdi ben hani yine de söyleyeyim, evet. Makaslı sistem yapılabilir ona Cemil Bey, öyle izah edeyim. 5 metre genişlik olur minimum. Ha, benim ölçümlendirmemde ben çift sıra sistemine göre yaparım. 5 metreye 6 metre 30 metrekare yapar. Ona da maksimum bağlayacağı hayvan sayısı 2 veya 3 olur. O da yaklaşık montaj illere göre değişebiliyor ama takribisini söyleyeyim. 5000 lira civarı bir şey tutması lazım Cemil Bey. Evet. Peki tabii teşvik ve ruhsatlarla ilgili konuşacağız ama bir izleyicimiz ısrarla soruyor. Lütfen demiş cevaplayın. Biz de cevaplayalım. Tarlama çadır kurmak istiyorum. Ruhsat istenir mi diye. Cemil Bey, ruhsat var. Olayı tamamen belediyelerin inisiyatifine bırakıldı. Orada bir avantaj da olabiliyor, dezavantaj da olabiliyor. Kişilerin biraz da belediyeyle diyaloğuna bağlı bir durum söz konusu oldu burada. Ama bu bizim, da iyi değil yani. Standart olması değil. Lazım. Evet, evet, standart olması. Şöyle bir çünkü şey. O zaman işin içine farklı adamcılık, arkadaşçılık girer yani. Zaten şu an ülkemizin kanayan yarası da budur. Evet. Düşün, Ankara'nın göbeğinde tesisler çadırdan alabiliyor, ruhsat alabiliyor. Ve açıklaması şu, demonte bir sistem. İstemediğiniz anda sökerim. Ama köylü abim gidip çadır yapısını yaptı. Belediye diyor ki bakın bu demonte bir sistem. Sökebilirim. Ben bunu sökebilirim. Evet. Kalıcı da değil. Ruhsatını geçici de olsa verin. Biliyorsunuz geçici ruhsatlar verilebiliyor. Evet. Bazı belediyeler inisiyatif kullanıp verebilirken bazı belediyeler direkt tek çek kalemde reddedebiliyor. Yani buradaki söz sahibi izleyicimiz belediyeye mi gitmesi lazım? Bir nevi evet. Çünkü ruhsatı verecek olan belediyeler. Ya belediyeye gitmesi lazım ya da eğer köyse köy muhtarı. Evet. Zaten o basit. Cemil Bey niye basit? Bu demonte montaj. 30 metrekare bir çadır. Yani orada zorlamanın şeyin 1-2 saatte kurulup sökülebilen. Zaten orada köylü kardeşimin, ben de köylüyüm. Ben evet. de hayvancı olduğum için söylüyorum. Evet. Ben 1 kilometre şehrin dışına tesis kurdum. Ne oldu? Ben kalıcı kurduk. Şu anda yine imalattayız biz. İnşaat yapıyoruz şu anda. İnşaatın betonunu yapıyoruz. Üste çadırını şey yapacağız. Çadır da besleyeceğiz gördüğünüz gibi yani. Evet. Orada ne yapacak? Muhtar ve belediye bunlara şey yapacak. Önder olacak yani. Buradaki ana muhatap olacak şeyler. Mutlaka olur. Yani. Evet. Zaten... Şimdi zaten parası olsa çok özür diliyorum. Parası olsa 30 metrekare değil 1000 metrekare çadır yaptırır. İçine de 100 tane büyükbaş kur yani. Biz bunları teşvik etmek için zaten bu şeyleri yapıyoruz yani sunuyoruz müşterimize. Evet. Evet Ramazan Bey. Buyurun. Şimdi Duran Bekir Bey selamları var. Tabii teşekkür ben çok ediyorum. Soracağım sorular var da. Şimdi biraz konuştuğumuz büyük başa geçeceğim. Tabii ki. Şimdi özellikle bir izleyicimizin sorduğu soruyla başlayalım. Hayırlı akşamlar demiş. Büyükbaş hayvan için özellikle kış için yalıtım nasılları yeterli midir? Aksaray Eskil'den Yaşar Kirli. Eskil'e selam olsun. Geçen sene orada iki bölüm olsun. Program çekmiştik.
Şimdi yanıtıma geldik. Şimdi siz bir şeyler getirdiniz. Evet. Nedir bunlar? Kameraman arkadaşımla da görem. Evet. Çadırcılıkta kullanılan yalıtım sistemleri Cemil Bey. Şöyle söyleyeyim. Hani ben bir hayvancılık yapan birisiyim. Az çok da bunu araştırdık. Ben hayvanların soğuktan değil, sıcaktan yana şikayet, hani muzdarip olduğunun bizatihi canlı şahidiyim. Evet. Hayvanların deri yapısıyla yağ tabakası insanoğlundan farklıdır. Ama Anadolu insanı yufka yüreklidir. Şöyle düşünür. Kendisi üşüyorsa hayvan da üşüyordur. Hep böyle bir düşüncesi vardır. Her tarafı kapatır ondan evet, sonra. O yüzden her tarafını kapatır. Biz pencere yapmışız havalandırılsın diye, baca yapmışız ama bunları kapatırlar. Sonra çadır terliyor. Abi pencerem bacan kapalı değil mi dediğimizde evet diyorlar. O yüzden yalıtım şöyle bir şey. Biz şu an çadırcılık yalıtım sistemini binalardaki montalama sistemiyle entegre etmeye başladık. Cemil Bey şöyle izah edelim. Sadece kış şartları için değil, yaz şartları için de. O yüzden biz dedik ya, ilk başta yıllardır biz izolasyonu şu malzemeyle götürdük. Evet, şöyle bir tutalım. Kameraman arkadaşım alıyor Ramazan Bey. Evet. Cemil Bey şöyle söyleyeyim. Bu malzeme yaklaşık 8-10 yıl çadırcılığa yön verdi. Evet. Termal yalıtım özelliği olan bizofol diye adlandırdığımız ABBA veya ABBA, yani alüminyum, baloncuk alüminyum formülünde olan bir ürün. Bu izolasyon da ısı ve soğuk. Evet, termal yalıtım özelliği. Bunun bir dezavantajı, yoğunlaşmaya sebep verebiliyor. Yani terleme ve nemleme olayı dedik ya. Evet. Bu izolasyon seçenekleri içerisinde en çok yapan malzemelerden birisi bu. Sonra Cemil Bey, son zamanlarda hani alternatif ve uygun fiyatlı olduğu için sunuluyor. Kırçıllı keçeler, bunun beyazları, farklı yoğunlukta. Bu da kullanılabiliyor. Hava kabarcıklı folyoya göre daha az izolasyon değeri taşıyor. Ancak şöyle bir şey var Cemil Bey. Bu malzeme bakteri oluşturabiliyor. Ağır kokulara sebep verebiliyor. Ve demontede dağılma yapabiliyor. Sonra bir diğer olay Cemil Bey. Biliyorsunuz ki izocam. Evet. İzocamları biz firma olarak nadiren kullanıyoruz. İlla ki fiyatı uygun olsun dediğimiz müşterilere seçeneklerimizi sunuyoruz. A kalitesinden D kalitesine kadar Cemil Bey. 4 kalite bazda. İzocam asbest içeriyor Cemil Bey. Asbest biliyorsunuz ki kanserojen bir madde. Evet. Bu malzeme nemi gördüğünde ısı iletkenlik katsayısı yüksektir. Hani güzel izolasyon yapabilir ama nemi gördüğünde tozlaşma ve dağılma yapar. Çadır şekilleri biliyorsunuz ki tepesinde bir yükseklik var. Nemi gördüğünde bunlar sağ ve sol yanlara dökülmeler yapar. Evet. Ve rüzgarda çadır sallandığı anda bunlar toz uyup hayvanların ciğerlerine gittiği anda sağlık açısından sıkıntı verebiliyor. Yani bu malzeme bir sağlık, ikincisi kaşıntı, tozlaşma ve dağılma yapabiliyor. Bizim son zamanlarda kullandığımız mineral çatı yünişilte Cemil Bey. Kaşıntı yapmıyor. Tozlaşma oranı izocama göre çok yerine siz mi bunları kullanıyorsunuz? Evet. A kalite olarak biz bunu yani buradaki dezavantajları bununla gideriyorsunuz. Tabii doğru ki. Cemil Bey kokuyu alıyor. İçerideki nemi alıyor. İşin güzel yanı mineral bileşenli bir malzeme. Vücudunuza istediğiniz kadar temas ettirin. Kaşıntı yapmıyor. Üzerindeki folyo tabakası bunun ultraviyole ışınlarını doğrudan kestiği için çadırlar %20 ışık geçiriyor. Düşünün, izolasyon malzemesi olmasa yaz aylarında çadırlar içerisinde durulmaz. Sebebi şu, %20 ışık geçirgen bir malzeme altında sera etkisi yapar. Sera etkisi yapan bir yerde ki hayvancılıkta soğuktan çok en büyük sıkıntı bana sorarsanız sıcak. İşte bu malzeme binalarda aynı zamanda çatı izolasyonunda da kullanılıyor Cemil Bey bu. Evet. Yazın serin, kışın da sıcak tutuyor. O yüzden A kalite olarak bunu, diğer kalitelerde fiyat uygunluğu arıyorlarsa diğerlerini veriyoruz. Bu yüzden zaten kurumsal firmalarla çalışmalarını söyleyip kurumsal firmalardan fiyat kıyaslamasını istiyoruz biz. Bazı müşterilerimiz de şunu diyorlar. 3 kat, 5 kat. Cemil Bey şu malzemenin metrekaresi örnek verelim 6-7 lira. Şu malzemenin metrekaresi 65 kuruş. Şu malzemeden 5 kat da kullansa, şu malzemeden 2 kat da kullansa şu malzemedeki kaliteyi ve şu malzemedeki ısı iletkenliğini sağlayamazken müşteriyi şöyle kandırmaya çalışabiliyorlar. Biz 5 kat izolasyon kullanıyoruz, 6 kat izolasyon kullanıyoruz ama kullanılan izolasyonun özelliğini müşterilere veya çiftçi arkadaşlarımıza açıklamasını yapmıyorlar. Biz o yüzden alternatif olarak hepsini sunuyoruz. İsteyen çiftçimize diyoruz ki fiyat uygunluğu istiyorsanız şu iki malzemeden yaparız. Bir tık kaliteli olsun derseniz izocam ama çok kaliteli, muhteşem bir şey olsun diyorsanız A kalite malzeme yöneliyoruz. Evet. Peki şunu sorayım, tabii diğer çadır sektörlerini biraz daha, yani kullanılan alanlara biraz daha konuşacağız da bu standart mıdır? Yani şu açıdan soruyorum, küçük başta da büyük başta da solucanda da mantıları da sonuçta nem ve ısı için hepsini fix mi kullanıyorsunuz? Cemil Bey onlarda bazı farklılıklar var. Evet. İşte bizim sloganımız biliyorsunuz işinize uygun her çadırdır, varol çadır.
Şimdi buradaki olay şu Cemil Bey. Kullanacağınız izolasyon yapacağınız imalatlara göre belirlenir. Evet bu yaz-kış bir dengeleme sağlıyor ama bir izolasyon yani mantar ve solucan çadırlarındaki izolasyon değeri büyükbaş ve küçükbaş hayvandakinden çok daha farklıdır. Çünkü onlarda nem dengesi de vardır. Örnek verelim büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık çadırlarında alın kısımlarındaki izolasyon çok önemli değilken solucan ve mantar çadırlarında çok önemlidir. O anlamda biz alın kısımlarını bizofol, termal altım özelliğiyle yapıyoruz. Sebebi şu Cemil Bey, bu malzeme yukarıdan aşağı dikey bir kesit oluşturduğumuz için izocam veya bizim mineral çatı inişilti diye adlandırdığımız malzememiz dökülmeler veya kopmalar yapabiliyor. Çünkü orta yükseklikler bazen mahyalardan ölçüldüğünde 5 metre 6 metrelere çıkıyor. O yüzden bu malzemenin mukavemet oranı izolasyon seçenekleri içerisinde en yüksek. Kapıda izolasyonu bunu kullanıyoruz. Sırt kısımda izolasyonda bunu kullanıyoruz. Mantarda, solucanda. Bazen mantarda bölgelere göre izolasyon yapmamız gerekiyor solucanda. Ona gireceğiz. Mantara biraz daha gireceğiz. Evet. Peki şimdi biz büyükbaşta tabii gelen sorular var. Ben size onları da sorayım. Daha önce bize denk gelen mutlaka size de gelmiştir. Büyükbaş çadır kullanma nasıl demiş izleyicimiz. Evet. Yem karma makinesi 8 metre küp yem karma makinesinin girip çıkabileceği bir ortalama ne kadar olması lazım? Kapı ölçüsü herhalde. Kapı ölçüsü. Evet. Cemil Bey. İsterseniz büyükbaştan biraz başlayalım. Tabii. Evet. Büyükbaşı şöyle izah edelim Cemil Bey. Bize telefon geliyor. Örnek verelim diyor ki biz büyükbaş tesisi veya çiftliği kurmak istiyoruz. Evet. Ne olmalı? Bizim belli sorularımız var. Bunlardan birisi kaç hayvanlık bir tesis istiyorsunuz? Çünkü ölçeklendirmeyi hayvanlara göre yapıyoruz. Araya gireyim. Şu soruyla devam edelim. Bir izleyicimiz demiş ki 20 x 30 60 600 metrekare büyükbaş çadır düşünüyorum. İzocamlı fiyat öğrenebilmem mümkünse Ankara'dan İsmail Bey demiş. Hayırlı yayınlar. Yani biz hem anlatalım hem de ortalama fiyat verelim. Çok fiyat vermiyorum ya. Şöyle, tabii ki. Cemil Bey şöyle söyleyeyim. İşte az önceki dediğim olay. Biz 10 metre 12 metreliklerde ortalama 90 lira özel çatı inşaatı izolasyonu metrekare fiyatı verirken söylediği ölçü 20 metreye çıkınca 115 lira gibi bir metrekare fiyatı. Yani ortalama ne maliyeti olur bu izleyicimize 600 metrenin? Vallahi şey yok. 600 çarpı 115 yapması gerekiyor Cemil Bey. Yani metrekare 115 lira. Evet. Tamam. Evet. Siz devam edin. Bu şekilde gidebiliriz. Büyük başta şöyle söyleyeyim Cemil Bey. Hayvan sayısını öğrendik, ölçeklendirmemizi yaptık. Daha sonra diyoruz ki örnek verelim 30 hayvanlık bir tesis. 2'ye böldük 15. 15 hayvanın kalacağı alanı 1.4 ile çarptığımızda 30 metre veya 20 metre bir alan gerekiyor. 20 metre sağa 20 metre sola. Evet. Sonra genişliğini belirlememiz gerekiyor Cemil Bey. Evet. İşte orada bunu soruyoruz. Yemlemeyi elle mi yapacaksınız? Yem karma makinesiyle mi? Yem karma makinesiyle yapacaklarsa minimum çadırımızın genişliğinin 10 metre olması gerekiyor. Bazen inatla bizden 8 metre alıp ya da 7 metre alıp hayvanları çift bağlayacağını ve içerisine yem karma makinesini sokabileceğini iddia ediyorlar ama biz onlarla beraber telefonda çalışmamızı yaptığımızda çıkan sonuç minimum 9-9,5 metre ancak çadırcılıkta ölçüler dıştandır. İç kısma da makaslar girer. O anlamda yem karma makinesinin gideceği yol minimum 3 metre. Kapı genişliğinin makinalara göre değiştiği için ortalama 2,5-3 metre ile başlayıp maksimum 4 metreyi öneriyoruz. Hayvanları bağlayacağı noktalar hayvanın cinsine göredir bu da. 2.25 Holstein içinse 2 metre mesela simentale yetebiliyor. Yem gübre çukuru hayvan sayısına göre gübre kanalları belirlenebiliyor. Hayvanlara oluk sistemi mi, padok sistemi yapacak onlara göre belirleniyor. Yem karma makinesi girecekse minimum genişlik 10 metre olsun Cemil Bey. Çift sıra bağlayıp elle yem dökeceklerse minimum genişlik 8 metre olsun Cemil Bey. Yani bu şeye göre, ölçüye göre yaptırmalar tabii lazım. Ki, evet. Peki şimdi bu tabii şöyle bir şey de var. Ya yırtmaz mı çadırı boynuzuyla? Evet. Bize çok gelen sorulardan birisi. Cemil Bey, branda hani şöyle izah edeyim. Çok kolay yırtılacak bir malzeme değil. Öyle hani kör bıçakla dahi delemezler. Ancak hani işleri rahat olsun. Biz o konuda zaten müşterilerimize bunu izah ediyoruz. Çadırcılıkta en çok gelen sorulardan biriydi. Yan taraflarına tel çekebilirler. Bunun dezavantajı da var. Tel kulak küpelerini koparıyor diye söyleyebiliyorlar. Tel çekmiyorlarsa tahta vidalayabilirler. Palet vidalayabiliyorlar. Biliyorsunuz Tarım Kredi Kooperatifleri Genç Çiftçi Projesi'nde birçok çadır dağıttı. Ve bütün çevresini yerden 1 mi 120 santim yükseklikte paletlerle çevirdiler Kadir Bey. Cemil Bey özür dilerim. Estağfurullah. Sıkıntı yok. Devam edin. Paletlerle çevirdiler. Yani iç kısmından tel çekebilirler. Tahta çekebilirler. Palet çekebilirler. İsterlerse maliyet endeksi bize söylerler. Biz onlara profil ızgaralar yapabiliriz. Yani onlar bize akıllarındaki neyi sorarlarsa
Biz onlara endekste özel bir üretimler yaparız yani. Evet. Bu arada askerden selam var. Babamla abime selam demiş. Aleyküm selam Kadir Bey. İzmir'de askerimiz var. Allah razı olsun. Benim Barış. Benim oğlan Barış. Olan şu mı? Anda İzmir'de asker. Tabii biz de bütün askerlerimize hayırlı evet. tezkereler Allah diliyoruz. Razı olsun. Bütün Mehmetçiklerimize. Evet. Mehmetçiklerimize selamlar. Aleyküm selam. Şimdi biraz önce buyurun. Dedi ki Cemil Bey kusura bakmayın. Bir müşterimiz fiyat istedi. Bu arada dedim ki ben hemen hesaplayayım tahmini bir fiyat vereyim. Evet. 20'ye 30 çadırımız. 69 bin lira. Ben hesapladım yazdım senin adına buraya. Çok teşekkür ediyorum. Evet, çok teşekkür ediyorum. Ben evet. de onu dedim ilgisiz kalmayalım müşterimize karşı. Aynen öyle. Aynen yani. Öyle. Evet. Ya normalde biz program gereği çok fiyat vermiyoruz da bazı izleyicilerimiz çok ısrarla sordukları. Ettiği ortalama için... bir fiyatı merak ediyorlar. Evet. Ve hani çünkü şöyle betonarme yapıları da duymuşlar. 20 metreye 30 metreye betonarme bir yapı tesisi de 300 bin lira, 150 bin lira, 200 bin liradan bahsediyorlar. Evet. Ama avantaj mıdır, dezavantaj mıdır? En azından bunu görmek istiyorlar çoğunluğu zaten. Evet. Peki seracılık yapıyor. Seracı çadırı üretiyor musunuz demiş bir izleyicimiz. Şöyle seracılık aslında farklı bir sektör Cemil Bey. Hani siz orada bir çadır üretiminiz yok. Evet. Evet. Onu devam edeyim. Şanlıurfa'dan Bahattin Çadırcı lütfen iletin demiş. Aleyküm selam. Size selamlar. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Evet. Hayırlı akşamlar. Peki büyük başta teşvik var mı? Bir izleyicimiz onu sormuş. Devletin bu işlere desteği var mı demiş. Şöyle Cemil Bey, tarım kredi kooperatiflerinde bulundukları illerle görüştüklerinde kredilendirip destek verebiliyorlar. İPART projelerinde projeleri onaylandıklarında destek alabiliyorlar. Evet. COSGAP'ten çok büyük şu an destekler yok biliyorsunuz. Hani daha çok küçük işletmeciliklere verilebiliyor. Evet. O anlamda belli hani mercilerle veya Ziraat Bankası'ndan bununla alakalı krediler, belli kuruluşlardan bununla alakalı krediler isteyebiliyorlar. Hani burada önemli olan bizim projelendirmemiz. Onların bunları hani götürüp yetkili mercilere sunup ona göre avantajlar istemesine bağlı. Peki yani. Kırşehir'den bir izleyicimiz Onur Bey, 155 koyunum var, yeterli arazim var, kaç metrekare çadır gerekiyor demiş. Ortalama maliyeti sormuş. Şöyle biz çadırcılık sektörünü ikiye ayırıyoruz. Hani imalatlarını evet. Cemil Bey. Bir tekli boru serisi, bir de makaslı sistem serisi. Tekli boru serisi dediğimizde 7'ye 20 dediğimiz 140 metrekare gibi bir şey minimum ihtiyacıdır. Önünde geniş bir kapı olması gerekiyor Cemil Bey. Sağ sol ön arka komple pencereli olması gerekiyor. Çadırımızın tam bir oval sistemde değil, yan yüksekliğinin minimum 150 santim olması gerekiyor ki oval sistemlere göre kör noktalar oluşturup ölü noktaları olmasın çadırcılıkta. Üst tarafından minimum 5 tane bacasının olması gerekiyor Cemil Bey. Bu yönde bir çadırı Kırşehir için, Kırşehir doğru mudur Cemil Bey? Evet. Kırşehir için getirip montaj dahil 9000 civarı bir şey tutar Cemil Bey. Anahtar teslim. 150 başta. Evet. Peki bir izleyicimiz şunu sormuş. Tabii ben de soracaktım. Özellikle kemirgenlerle ilgili mücadele. Evet. Bu çadırları fare yemesine karşı dayanıklı mı demiş. Şöyle Cemil Bey. Sentetik bir malzeme olduğu için ring evet. iplik dokumadır içerisindeki malzeme. Evet. Dokuma yapısından ve kimyasal bir madde olduğu için sonuca baktığımızda PVC esanslı malzeme. Hani haşerelerin çok tercih ettiği bir malzeme değil. O yüzden hani gelip bununla uğraşmıyorlar. Bugüne kadar da ben yaklaşık 13 yıldır bu işin içindeyim. Amcam 30 yıldır bu işin içinde. Benim brandamı fareler delik deşik etti veya benim brandam parçaladı diye arayan hiçbir müşterimiz olmadı hamdolsun. Evet. Yani tabii ama sonuçta kemirgen yani çok da... Tabii elektrik kablolarını yemiş. Yiyecek bir şey bulamazsa evet. o zaman da zaten yapacak bir şey yok. Evet. Peki 300 metrekarelik bir yere kaç tane büyükbaş hayvan girer demiş bir şimdi, izleyicimiz. İşte burada az önce söylediğimiz olay. 10 evet. metreye 30 metre içerisinden yem karma makinesi geçecekse Cemil Bey 50 hayvan sığar. Fiyat ortalama ne olur? Fiyat ortalama 27.500 TL'ye anahtar teslim bulunduğu bölgeye götürülüp birinci sınıf malzemeden teslim edilir. İkinci sınıf alternatifleri var ama o zaman da kalite düştüğü için fiyat düşer zaten Cemil Bey. Evet. Peki tabii biz tavuğa geçeceğiz ama çok sorular geliyor. Evet. Şimdi bu şöyle yapalım. Arkadaşlar reklama kaç dakikamız var? 5 dakikamız var. O zaman bizi bir büyük başı bitirelim. Tabii. Değerli izleyicilerimiz WhatsApp'tan bize yazabilirsiniz. Aynı zamanda WhatsApp hattına da SMS atabilirsiniz. Hepsini cevaplayacağız. Yani süremiz yeterli. Mutlaka hepsini cevaplayacağız. Şimdi biz büyük başla ilgili yem karma makinesi girebiliyor. Evet. Özellikle hayvanların yırtmalarına karşı bir önlem tabii alıyoruz. Ki. Bunun haricinde başka dikkat edilmesi gereken nedir büyük başta çadır kurulunda? Cemil Bey, çadır montajlarla alakalı bazı sıkıntılar var. Evet. Şimdi çadırların
iskelet formlarını ikiye ayırdık. Bir, tekli boru serisi, biz işte içi dışı galvanizli 48'lik... Evet, arkadaşlar, kameraman arkadaşımızı alalım buraya. Evet. 48'lik boru profil kullanıyoruz. Tekli iskelet serilerinde özellikle. Şimdi içi dışı galvanizli olması Cemil Bey, iskelet ömrünü daha uzatıyor. Şimdi çadırcılık sektöründe bazı yanlış anlaşılmalar da oldu. Onu da buradan izah edelim. İnsanoğlu ölüme, demir ise paslanmaya mahkumdur. Yani içi dışı galvanizli de olsa, sıcak galvanizli de olsa demir bir şekilde paslanır. Ama buradaki olay şu. Nasıl ki tıp insan ömrünü uzatıyorsa, bizim aldığımız önlemler de demirin ömrünü uzatıyor Cemil Bey. Bu içi dışı galvaniz değil mi? Evet, içi dışı galvanizli malzeme. Galvaniz biliyorsunuz, pası alınmış bir demir sacın, içi dışı galvanizdeki sac halinde pası alınıyor. Yüzeyi pirinçle kaplanıyor. Pirinçle kaplanan, yani iki yüzeyi de, zaten yüzey alanlarının her tarafı pirinçle kaplandıktan sonra büküm makinesine girip dikiş atılarak boru üretildiği için içi dışı galvanizi diye adlandırılıyor. Evet. Diğer boruda nasıl oluyor? Komple üretimi yapıldı. Soğuk galvaniz dediğimiz sistemde pas alınıyor, galvanize daldırıyor. İçerisinde hava basıncı olduğu için galvaniz iç yüzeylerine temas etmiyor. Peki şunu sorayım. Sizde bor bir standart mı yoksa tercih mi? Şöyle, öncelikle standart, ancak şöyle bir şey var Cemil Bey. Bazı noktalarda müşterilerimizin seçimini, tercihine bırakıyoruz. Her şeyin %90 daha avantajı olsa bazen %10'luk da dezavantajları oluyor. Biz o dezavantajlarında bazen açtığımızda müşteri yok hayır ben onu istiyorum da diyebiliyor veya fiyat endeksi gelebiliyor. Ama biz şu anda bunu standart olarak sunuyoruz Cemil Bey. Evet. Peki brandayı da konuşalım. Ondan tabii sonra şeye geçeceğiz. Solucan'a konuşacağız. Mantarı konuşacağız. İpek böceği var. Biraz de gelen sorular var. Onlara da cevap vereceğiz. Şimdi bir izleyicimiz Büyükbaş'la ilgili sırla bir soru sormuş. Tabii ki. Onu ben yine söyleyeyim de ondan sonra. Yem karama girecek şekilde Malatya'dan bir izleyicimiz. Ahmet Bey 50 başlık Büyükbaş 1. kalite maliyeti ne olur demiş. Az önce, fiyat verdiğimize denk geldi Cemil Bey. 10 evet. metreye 30 metre. Ama yem karama girecek. Cemil Bey 50 başlı büyük. Sistemlerde mecburen yem karmayı biz onlara göre kapılarını dizayn ediyoruz zaten evet. Cemil Bey. Evet. Çift sıra yani. Bağlayacak Cemil Bey. Ölçeklendirdiğimizde 9,5 metre daha yetiyor. Kaç metre lazım 50 başa? Padok sistemi yapmayacaksa... Büyükbaş. Büyükbaşta padok sistemi evet. yapmayacaksa Cemil Bey, hayvanları serbest bırakmayacaksa 10 metreye 30 metre ideal. Ancak padok sistemi yapacaksa veya damızlık hayvan üretecekse genişliği 12'ye çıkıp boyunu 30 metre yapması lazım. Öyle bir durumda da fiyat ortalama 35 lira 35 bin lira civarına çıkıyor. Yani buna 300 metre kare mi gerekiyor? Evet. Minimum benim dediğim gibi yem karma makinesi ortadan girip mevcut padoklara hayvanlarını bağlayacaksa 10 metreye 30 metre gerekiyor. Evet. Arkadaşlar reklam için ne dediler? Ne kadar var? Yani konuyu bölmek istemiyorum. Bir dakikamız var. Peki o zaman şöyle yapalım. Son büyükbaşı toparlayalım. Ondan sonra reklama gidelim. Çünkü çok gelen sorular var ve çok benim de soracağım soru var. Cemil Bey büyükbaşta çadır montajıyla alakalı demiştik. Onlardan ricamız şu. Betonlarını bize verdikleri ölçüden biraz büyük atsınlar. Şimdi onu da sonra bir izleyicimiz var. Fiyatlarda beton dahil mi? Betona karışmıyorsunuz. Beton arma yapı çünkü herkesin projesi farklı oluyor Cemil Bey. Evet. Kimse bazen bizim istediğimiz çok iyi gördüğümüz projeyi beğenmiyorlar. Bazen de onların dediği projeyi biz beğenmiyoruz. Burada bir ihtilaf çıkmasındansa beton arma yani kendi projelerini kendi yapsınlar biz üzerini kapatırız diyoruz. Evet. Yani burada büyükbaşta betonu atıyorlar. Ondan sonra siz projeye göre evet. Sayıyı size veriyorlar. Kurulumu yapıyorsunuz. 500 metreye kareye kadar da bir günde montajlarını yapıyoruz. Tamam. Yani. Peki teşekkür ediyorum. Evet değerli biz dostlar. Teşekkür ediyoruz. Daha program bitmedi Mehmet abi. Bu işin ikinci yarısı var. Terleteceğiz seni. Ya mutlaka. Yani bildiklerimizi evet. sizlerle paylaşacağız. Allah razı olsun. Sağ olun. Değerli dostlar sektörünüzde hayvancılık sektöründeki tarım hayvancılıktaki çadırı konuşmaya devam edeceğiz. Bayağı bir gelen mesajlarımız, sorularımız var. İkinci yarı pek bir soruları soramayacağım. Biraz hızlı bir şekilde buradan gelen soruları okuyacağım Ramazan Bey. Benim soracağım sorular başka programa kaldı. Kısa bir ara efendim reklam arası. Reklamlardan sonra tekrar sektörünüzle karşınızda olmak dileğiyle.